Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün pembe güzel bir bebek elbisesiyle sizlerle birlikteyiz. elbisemiz 0 3 aylık. Yani yeni doğan minik bebeklerimizin giyebileceği ölçüleri uygun olarak çalıştık elbisemizi. Robamızı yuvarlak roba olarak fıstık dolgularla ve trabzanlarla oluşturduk ve etek kısmına geçtiğimiz zaman artışlarımızı yaparak eteğimizi genişlettik şu şekilde. Beline bir tane kurdele, kolları ve etek uçlarını ise e, gayet koyu bir mor kullanarak renk katmaya çalıştık. Kollarımızı fıstık dolgusu yaptık. Etek ucumuza ise modelimizin aynısına devam ederek sadece biraz farklılaştırdık. Ve e, elbisemizi aşama aşama sizlerle birlikte öreceğiz. Şimdi ölçümüze bakalım. Elbisemin boy ölçüsü en üst noktadan en uç noktaya 29 santim elbisemin uzunluğu belinin genişliğine bakalım hemen kol altından şöyle alıyorum 20 santim ya da 19 santim elbisemin bel ölçüsü Evet elbisemizi hemen kolay gelsin diyerek örmeye başlayalım kolay gelsin Elbisemizi örmek için Nakuno Lüks Minnoş Baby ipini kullanıyorum. İpimiz 100 gram ve 340 metreden oluşan bir ip. Renk numarası 2197. Ve karışımına baktığımızda %35 poliamit, %65 premium akrilikten oluşmakta ipimiz. Ve tığ olarak 2,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Dilerseniz 3 ya da 3,5 numaralı tığlarla da örebilirsiniz. Elinizin gevşekliğini ve sıklığına göre ipimizi ve tığımızı yani ipimize uygun tığımızı tercih edelim. Şimdi zincirimizi çekerek roba kısmı için başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 herhangi bir şekilde ayrım yapmayacağız. Düz robamızı yuvarlak olarak öreceğimiz için yaşı büyük çocuklarımız için 5'er 10'ar zincir yani yaş büyüklüğüne göre ayına ya da yılına göre zincirlerimizi fazla tutarak aynı işlemlerimizle birlikte tekrar edebiliriz. Şimdi ben 15 tane zincir çektim ve 0, 3, 4, 5 aylık yani 5 aylığa kadar olabilecek bir ölçüyü örmek istiyorum. Sizler daha büyük örecekseniz hemen 7 zincir, 5 zincir yani öreceğiniz aya göre zincirlerimizi ilave edelim. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40 tane zincir çektim. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 tane zincirimi çektikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 toplamda 55 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle baktığım zaman 55 tane zincirimi boğazım için yeterli ölçüde olup olmadığını şu şekilde tutarak kontrol ediyorum. Yani küçük bir bebeğime olup olmayacağını ayarlamak istiyorum. Bakınız. Şu an burada 55 tane zincirimiz var. Santim olarak ölçüsüne de bakalım. Bir tane yani bir santimin üzerinden tutuyorum. Ve şu şekilde geliyorum ve elimi çektiğimde 22 santim olduğunu görüyorum. Çünkü e, zincirimizin üzerine şimdi trabzanımızı yapmaya başladığımızda birkaç santim daha bu genişleyecektir benim öreceğim ölçüdeki bebekleri için yeterli bir ölçü bu daha büyük örecekseniz şu şekilde 25 santim 28 santim 30 santim şeklinde daha da büyütebilirsiniz öreceğimiz yaş grubuna göre ayarlamamızı yapalım 1 2 3 elimi tutuyorum bakınız 3 tane zincirimi ilave ediyorum ve tığımın başını doluyorum. Elimi tuttuğum yere geliyorum. Bir tane trabzanım örüyorum. Trabzanım ördüm. Ve birer birer, bir uçtan diğer uca kadar çekmiş olduğumuz zincirlerimin üzerine ikili trabzanımı örüyorum. İkili trabzan şekliyle örelim. trabzanlarımızı ördükten sonra bir daha ölçelim. Atlamıyorum. Sadece zincirlerimin içerisine birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Şöyle bakınız. Son zincirimize kadar işlemimizi tekrar edelim. En son zincirimizin üzerine kadar şu şekilde bakınız trabzanlarımı yerleştirdim şöyle baktığımız zaman 24 santim trabzanlarımızı yerleştirdikten sonraki ilk sıramızın uzunluğu şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım zincirimi çekiyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim örgümü çeviriyorum 4 ve 5 2 tane daha zincir ilave ettikten sonra bir tane trabzan atlıyorum diğer trabzanımın üzerine gelerek batıyorum bir zincir çekiyorum bir tane trabzan atlayarak diğer trabzanımın üzerine batıyorum ve bu şekilde bir zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp diğer trabzanımın üzerine batıyorum bir zincir bir trabzan atla ikinci trabzana bat bir zincir çek bir tane trabzan atla diğer trabzanın üzerine bat şekliyle sıra başına kadar ilerliyoruz. Yine ikili trabzanımızı örmekteyiz. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayarak diğer trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp diğer trabzanıma batıyorum ve sıramın başına kadar geliyorum. Zincirlerimizi ve trabzanlarımızı örerek sıramızın başına kadar geldim. Bir tane zincir çektim. Bir tane atlayarak tamamen bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim ve en son kenardaki minik dönerek oluşturduğumuz trabzanımızı unutmadan onun üzerine de bir tane trabzanımızı örüyorum ve bütün trabzanlarımızı bu şekilde örmüş oluyoruz şimdi bir iki üç tane zincirim çekiyorum üçüncü sırama başlamak üzere örgümün yönünü çeviriyorum Şimdi bir tane zincir çekmiş olduğum yerlerin içerisine iki tane trabzan örüyorum. Bir, iki. Bir zincir çekmiştim. Bakınız iki trabzan örüyorum. Ve trabzanımın üzerine yine bir tane trabzan örüyorum. Zincirimin içerisine bir ve iki aynı yere iki tane trabzan örüyorum bir tane trabzanımın üzerine batırıyorum tekrar ikinci kez kutucuğun içerisine giriyorum bir iki her kutunun içerisine iki ve trabzanımın üzerine de birer tane trabzanımı örerek artışımı bu sırada yapmış oluyorum bakınız üçüncü sırada tamamen artış yapıyoruz kutunun içerisine 1 ve 2 Evet başlangıç yerimize kadar bu şekilde örerek gelelim kutumuzun içine 2 ve trabzanımız örüyoruz 2 tane trabzan örüyoruz ve aşağıdaki bir tane trabzanı da üzerine batıyoruz ve bu şekilde sıra başına kadar tamamlıyoruz sıramın sonuna kadar bir tane trabzanımızın kendisi, iki tane de aralara girerek ördüm. İki tane bakınız kutumun içine ördüm ve en son trabzanımın üzerine de batarak sıramı tamamlıyorum. Üçüncü sıram bu şekilde tamamlandı artışlarımızı yaparak. Şimdi dördüncü sıramıza başlıyoruz. Dördüncü sıramızda bir, iki, üç. 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün tekrar ardını çeviriyorum. Tığımın başında doluyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzanımın içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlayıp ikinci trabzanıma atıyorum. Tekrar bir zincir bir tane atlıyorum sıradaki trabzanıma bir zincir çekiyorum bir tane atlayarak diğer trabzanıma batıyorum bir zincir bir atla diğer trabzana bat şekliyle dördüncü sıramı da tamamlıyorum bu sıramızı da trabzanlardan oluşarak tamamlayalım Evet birinci ikinci üçüncü ve dördüncü sıramızı ördük İki sıra trabzanlar iki sırada bu görmüş olduğumuz gibi kafes yöntemiyle çalıştık Şimdi 5. sıramıza başlıyoruz. Diğer yönde 3 tane zincirimi çekmiştim. Şöyle tekrar çekelim isterseniz sizlerle birlikte. Hemen bitişten itibaren 1 2 3 3 zincirimi çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ilk kafesin içerisine 1 2 ve 3. 3 defa ilmeğimi uzatıyorum ve 1 tane fıstık yapıyorum. Çekiyorum. Şuradaki tuttuğum ipimle kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve diğer bakın bir zincirimi çektim. Fıstığımın e, geri dönüş yapacağım zaman bir tane şu gözün içerisine batacağım, bir tane de yandaki zincir çekmiş olduğumuz yere. Şöyle iki defa batmış olacağız. Bakın bir trabzan, bir fıstığın tam gözü, bir de üzerindeki zincire tığımın başını doluyorum tekrar ikinci gözün içerisine giriyorum yani kafese giriyorum 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum yine üçüncü yere giriyorum üç defa fıstığımı alıyorum çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ve bu şekilde bütün kafeslerimizin içerisine üçer tane fıstıktan oluşan sıramızı tamamlıyoruz. Kapatıyorum ve bir zincir. Giriyorum 1 2 ve 3. Çekiyorum hepsini aynı anda bakınız ve kapatıyorum. Şuradan içerideki ilmeğimizi de kapatıyorum ve bir zincirimi çekiyorum ve bütün fıstıklarımızla diğer uca kadar aynı şekilde örerek tamamlıyorum. Üçer defa başını dolayarak aldığımız fıstıklarımızı ve bir tane zincirimizi örerek 5. sıramızı da tamamladık. Şimdi 6. sıramıza başlayalım. En son bakınız trabzan fıstığımdan sonra trabzanımı örüyorum. Sondaki bitiş trabzanımı ve üzerine 1 2 3 4 ve 5 5 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum şimdi bir tane fıstığımız ve bir tane zincirimiz vardı tığımın başını doluyorum zincirimin olduğu yere geliyorum bir tane trabzanım örüyorum bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum zincirimin alttaki zincir çekmiş olduğum yere giriyorum ve bir trabzan örüyorum bir tane zincir çekiyorum bir tane trabzanımı örüyorum bir zincir ve bir trabzan şeklinde bu sıramızı tamamlıyoruz bir zincirimi çekiyorum sıradaki zincirimin içerisine girerek trabzanımı örüyorum bir tane zincir ve bir tane trabzan şöyle görelim bakınız bir tane trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir şeklinde uca kadar gelelim Evet zincirimi çektikten sonra şu araya bakınız bir tane zincir çekmiştim tığımın başında oluyorum tam araya giriyorum üzerine batmıyorum araya giriyorum bir tane trabzanım örüyorum bir zincir çekiyorum araya giriyorum bir trabzanım örüyorum bir zincir çekiyorum araya giriyorum üzerine batmıyorum trabzanımı örüyorum bir zincir araya girerek trabzanımı örüyorum bir tane zincir çekiyorum araya giriyorum ve şöyle bakalım bakınız araya girerek fıstıklarımızın şu şekilde daha bir belirginleşmesini sağlıyoruz ve uca kadar bu şekilde örerek ilerliyoruz Evet kutucuklarımızı oluşturduktan sonra bir üst sırada daha trabzanlarımızı örmeye başladım bakınız 1 2 3 4 5 6 ve 7. sıramızı trabzanlarda ördüm ve sona doğru yaklaştım sonu birlikte yapmak istedim şöyle bakalım her kutunun içerisine iki tane trabzan ördüm ve kutunun kendisini 2 trabzan trabzanımın kendisi ve bütün kutularımızı ikişer trabzan olarak doldurdum ve uç noktaya kadar geldim şimdi hemen tığımı takıyorum Trabzanımın üzerine batıyorum. Kutucuğumuzun içerisine bir ve bir tane daha trabzanımı örüyorum. iki tane trabzanımı örüyorum. Bütün kutularımıza ikişer trabzanımızı ördük ve aradaki trabzanımızı da örüyorum. Tekrar son kutuya bir ve ikinci kutumuzu yani son kutunun içine ikinci trabzanımı da örüyorum. En son trabzanımın üzerine de batarak bitişimi yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekerek bir sonraki sıra için hazırlanıyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine burada görmüş olduğumuz gibi ajurlardan oluşan sıramızı yapıyoruz. Birinci trabzanımızın üzerine 5 tane zincirimi çektim. İkinci trabzanımı atlıyorum. Diğer bakın üçüncü trabzanıma batıyorum bir tane zincir çekiyorum bir tane trabzan atlayarak diğer trabzanımın üzerine batıyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum diğer trabzanımın üzerinden örmeye devam ediyorum ve bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. sıramızı tamamen burada görmüş olduğumuz gibi kutucuklarımızı oluşturarak tamamlayalım sıramızı tamamladım ve başa geldim bakınız gayet güzel bir roba oldu şimdi 3 tane zincirimi çekmiştim. Hemen e, fıstıklarımın olduğu sıradaki işlemin aynısını tekrar ediyorum. Bakınız fıstıklarımızı yapmıştım. Şu şekilde. Bakın. Fıstıklarımızı örüp bir tane zincir çekmiştik. Fıstıklarımızı örüp birer zincir çekmiştik. Yine aynı işlemimizi yapacağız. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. 1, 2 ve 3. Eğer ipiniz kalınsa iki tane fıstık da yeterli olacaktır ve bir zincir çekiyorum kutunun içerisine geliyorum 1 2 3 çekiyorum hepsini birlikte bakın tuttuğum yerden alarak kapatıyorum bir tane zincir tekrar diğer kutunun içerisine giriyorum 1 2 ve 3 hepsini birlikte çekiyorum alıyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum 1 2 ve 3 hepsini tek seferde çekiyorum ve bir tane zincir 1 2 3 tek seferde çekiyorum kapatıyorum ve bir tane de zincirimi çekiyorum ve diğer uca kadar işlemimi tekrar ediyorum Evet ikinci fıstık sıramızı da ördüm tamamen uca kadar geldim ve en son trabzanımı ördükten sonra fıstığımdan sonra başlangıç yerine trabzanımı ördüm ve üzerine 5 tane zincirimi çektim ve örgümün yönünü çeviriyorum tıpkı biraz önceki fıstığımızın üzerine yaptığımız çalışma gibi tığımızın başını doluyoruz fıstığımızın hemen dibine bir tane trabzan örüyoruz bakınız araya giriyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz araya giriyoruz şuraya bir tane zincir, bir tane trabzan bakınız fıstıklarımın arasına. Bir zincirimi çekiyorum. Bir tane trabzanımı araya girerek örüyorum. Bir tane zincir, bir tane fıstık trabzan pardon fıstığın arasına örüyorum. Bir tane zincirimi çektim. Başını doluyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Bu şekilde uca kadar bir zincir, bir tane trabzan fıstıkların arasına örerek tamamlayalım. Bakınız burası robamızın düz yönü. Şöyle birer birer bütün trabzanlarımızı örerek tamamlayalım. Evet trabzanlardan oluşan sıramızı da ördüm. Bir zincir, bir trabzanı tamamladıktan sonra bu ölçü yeterli. Şimdi kolumuzu ayırarak gövdemize devam edeceğiz. Ve ben bakın şu şekilde işaretlerimi taktım. Sayalım bakın kutu olarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane kutu elbisemin arkası için. 10. kutuya şu şekilde ayrıcımı taktım. Bakınız 10. kutuyu kolum için saymaya başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 bir ayraçtan diğer ayraca kadar bütün işaretler yani 14 kutu kolumuz için Ayraçtan sonraki bölüm ise önümüz için başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane ayraçtan sonrası ve ayraçtan öncesi bakınız buradaki kutu. Ve tekrar yine kolumuz bir ayraçtan diğer ayraca ayraçlar dahil bir şekilde 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Tekrar ayracımdan sonra arkamız için 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bu şekilde ayarladıktan sonra şimdi örmeye başlayalım 3 tane zincirimi çekmiştim 3 zincirimi çektikten sonra bir tane zincirimin içerisine bir trabzanımı örüyorum ve diğer trabzanımı örüyorum bakınız zinciri bir zincirin içine bir trabzan ve trabzanın üzerine trabzanımı ördüm bir tane zincir çekiyorum ve buradaki görmüş olduğumuz trabzanın üzerine gelerek batıyorum burada bir tane kutucuk oluşturdum ve tekrar tığımın başını doluyorum kutunun içerisine bir tane trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum yine trabzanın üzerine bir tane trabzan örüyorum bir tane zincir çekiyorum kutuyu atlıyorum trabzanın üzerine geliyorum ve kutunun içerisine bir tane trabzanım örüyorum ve trabzanın üzerine gelerek batıyorum şu şekilde yapıyoruz bir tane kutuyu örüyoruz bir kutuyu atlıyoruz bir kutuyu örüyoruz bir kutuyu atlıyoruz şeklinde sıramızı e, kol altına kadar tamamlıyorum bir tane atlıyorum atladığım yere bir tane zincir çekiyorum Araya bir tane trabzan. Tekrar trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Atlıyorum. Trabzanımın üzerine batıyorum. Araya giriyorum. Trabzanın üzerine örüyorum. İşaretli kutu kolumuz için olan kutuydu. Şu kısım sadece arkamız için olan bölümde bakınız dolu boş, dolu, boş, dolu, boş, dolu, boş ve dolu olarak tamamladık. Şimdi kolumuzu şöyle birleştireceğiz bakınız. Hemen şu kadar birleştirirsek kolumuzun küçük olma ihtimali var. Onun için altından genişlik vermesi için zincirimi yerimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincirimi çekiyorum. 8 zincirimi çektikten sonra ayracımın hemen bakın dışındaki trabzanın üzerine batıyorum ayraçlarım çünkü koluma dahildi bakınız artık çok rahat bir kolumuz oldu bir ayraçtan diğer ayraç kolumuzdu şimdi elbisemin önü için örmeye başlıyorum şu şekilde hemen içine bir tane trabzan ve üzerine bir tane zincir çekiyorum, atlıyorum. Diğerinin içine bir tane trabzan ve kenarındaki trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum, atlıyorum ve arayı dolduruyorum. Diğer kolumuza kadar bir kutu atlayıp bir kutumuzu bu şekilde dolduralım. Önümüzü kol altından diğer kol altına kadar ördüm. Ayıracımın olduğu yere geldim ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincirimi çekiyorum. Ayıracımın hemen dışındaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bir tane trabzanımı ördükten sonra diğer e, arkamızda bakınız Diğer arkamızda trabzanlarla doldurarak bitirmiştik ve trabzanlarla doldurarak başlamıştık. Burada trabzanımızı doldurarak başladığımız için bu taraftaki kutucuğumuzun boş olması gerekiyor. Şöyle her ikisinin de yan yana dolu gelmemesi için. Onun için kolumuzdan sonraki ilk kutucuğumuzu boş olarak örüyoruz. Bir trabzanımı ördüm. Üzerine bir zinciri çekiyorum. Buradaki kutumu boş olarak atlıyorum hemen diğer trabzanın üzerine. Ve sıradaki kutuyu dolduruyorum. Bir üzerine batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve zincir çektiğim için boş olarak trabzanın üzerine örüyorum. Hemen içine bir tane örüyorum. Üzerine trabzanımı bir zincir çekiyorum. Kutucuğu atlıyorum. Trabzanın üzerindeyim içini dolduruyorum bir tane zincirimi çekiyorum kutuyu atlıyorum ve başını doluyorum bir ve trabzanın üzerine batıyorum bir tane zincir çekiyorum son trabzanımın üzerine gelerek batıyorum Evet elbisemizin arkasını şöyle tamamladıktan sonra bakalım bir tane boş kutu ve hemen ee, sol taraftaki dolu olarak başlamıştı trabzan kutumuz şimdi birleştirme işlemini geçelim şöyle elbisemizin bir de önünü görelim bakınız birleştirme işlemini yaptıktan sonra kollarımız ve gövdemizi gördükten sonra hemen birleştirme işlemini yapalım şimdi bir tane trabzanımız burada var üç tane trabzanımız da burada var ikinci trabzanımın üzerine batarak birleştirme işlemimi yapıyorum bakınız iki, ikinci trabzanımın üzerine battım 1 2 3 3 zincirimi üzerine 1 2 tane daha ekliyorum toplamda 5 tane zincirim oluyor 5 zincirimi hemen dibine batıyorum ve bir tane yuva hazırlamış oluyorum tığımın başını doluyorum Şuradaki bakınız 1 2 3 aradaki boş atlamış olduğumuz trabzan, kutusunun içerisine bir iki tane trabzanımı örüyorum bir iki zincir çekiyorum tekrar iki tane trabzanımı örüyorum İki trabzan iki zincir iki trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum tam bu ortadaki trabzanın üzerine batıyorum bir tane trabzan iki zincir aynı yere bir daha batıyorum bir tane trabzanım örüyorum tekrar tığımın başında doluyorum boş olan atlamış olduğumuz kutucuğumuzun içerisine iki trabzan bir iki iki zincir tekrar iki tane trabzanımı örüyorum İki trabzan iki zincir iki trabzan ve 3 tane trabzanımın tam ortadakine bir tane trabzan 2 zincir aynı yere bir tane daha trabzan olarak V'mizi kuruyorum araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum kutunun içerisine 2 tane trabzan 1 ve 2 2 zincir 2 tane trabzan 1 ve 2 bir sonraki 3 trabzanımın içerisinde tam ortasındakine bir tane V yapalım 1 2 zincir aynı yere bir tane daha trabzan ve V oluşturduk bakın başlangıçtan bu yana yaptığımız işlemlere bakalım V yaparak başladık boş kutucuğumuzun içerisine iki trabzan iki zincir iki trabzanımı ördüm 3 tane trabzanımızın tam ortasına bir tane bebeğimi ördüm bir trabzan 2 zincir bir trabzan boş kutunun içerisine 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan bir sonraki hemen 3 tane trabzanın ortasındakine bebeğimizi ördüm 1 trabzan 2 zincir 1 trabzan ve aynı şekilde devam ederek ilerledim şimdi kolumuzun altına doğru yaklaşmaktayız. Evet. Bir tane beğimizi yaptım hemen trabzanımın üzerine. Bir ikinci zincirin içerisine tığımın başını doluyorum. Bakınız ee, hemen bir ve ikinci zincirin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir aynı yere iki. Bir iki tane zincir ve tekrar aynı yuvanın içerisine bir ve iki tane trabzanımı yerleştirdim. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum, ikinci trabzanımın zincirimin içerisine bir tane V'mi kuruyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir tane trabzan. Tekrar tığımın başında oluyorum. Bir iki. İkinci, şu şekilde bakınız. Zincirimin içerisine girerek iki tane trabzan, bir iki. İki zincir. İki trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Ortaya tam ortadaki trabzan'a bir tane V'mi örüyorum. İki zincir ve aynı yere bir trabzan daha. Buradaki kutucuğun içerisine iki tane trabzan, bir, iki, iki zincir, iki tane trabzan, bir. 2. Ve bu şekilde kutucukların içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bu üçlü gruplardaki trabzanların tam ortasındakine bir tane V'mizi kurarak kol altına kadar gelelim. Evet sıramızın ucuna kadar örerek geldim. Şimdi 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Şöyle zincirime bakıyorum. 1 ve 2. zincirimin içerisine 1 trabzan, 2 zincir, bir trabzanım örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinci zincirimin içerisine batıyorum. İki tane trabzan, bir iki. İki zincir. İki tane trabzanımı kolumuzun altına örüyorum. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. Bir iki tane zincirim, bir iki atlıyorum. Yani bir atlıyorum, ikinciye batıyorum. Şu şekilde bakınız 1 ve 2, 1 tane trabzan, 2 zincir, 1 tane trabzanımı örüyorum ve hemen buradaki boş kutumun içerisine 2 trabzan bakın hiç e, işlemimizde şaşma yok. 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 tane trabzanımı örüyorum. Ortadaki trabzanımın üzerine bir tane trabzan, bir iki zincir, bir trabzanımı örüyorum. Tekrar kutunun içerisine iki trabzan, bir iki, iki zincir, iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki ve sıramın tamamını bu şekilde örüyorum. Kutuların içerisine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Ortadaki trabzanın üzerine sadece bir trabzan, iki zincir, bir trabzanımızı örerek arka noktada görüşelim. Elbisemizin arkasındaki tam birleşme yerindeyiz şu anda. Bakınız iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı ördüm ve e, bir tane V yaparak başlamıştım. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. Etek kısmında V'min içerisine şu şekilde geçişimi yapıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum ve Yanına bir tane tırabzan örüyorum. 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tane tırabzan örüyorum. Bakın D'nin içerisine 3 tane zincir çektim. Yanına bir tane tırabzan ördüm. 2 zincir çektim. Tekrar 2 tane tırabzan ördüm. Arada zincir çekmeden hemen bir sonraki 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzanın üzerine gelerek batıyorum. 1 tane tırabzan, 2 zincir. Bir trabzanım örüyorum. Burada trabzanlarla iki zincirlerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Yani V'lerle iki trabzan, iki zincir, iki trabzanların yerini değiştiriyoruz. Şimdi V'min içerisine giriyorum. Bir, iki, iki zincir, bir iki trabzan iki trabzan iki zincir iki trabzanım örüyorum tığımın tekrar başını doluyorum alt sıradaki çiftli örmüş olduğum grubun içerisine giriyorum hemen zincirin içerisine bir trabzan iki zincir aynı yere batıyorum bir tane trabzanım örüyorum bir sonraki beymin içerisine giriyorum bir iki trabzan iki zincir İki tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz bakın şu şekilde V'lerimizi iki trabzanlı grup olarak örüyoruz iki trabzanlı grubumuzu V olarak örüp sıra başına kadar devam ediyoruz Evet ikinci sıramızı da tamamladık şimdi yeni sıramıza başlıyoruz şöyle bakalım elimi altına tutuyorum yerlerini değiştirerek örmüştük bakınız çiftlerin içine tek teklerin içine çift çiftin içine tek şimdi aynı şekilde yine yerlerini değiştirerek örmeye başlıyoruz İkin, ilk olarak bakınız trabzanımın üzerine battım ikinci trabzanımın üzerine de batıyorum şu şekilde geçiyorum tam ortaya geliyorum 5 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 tığımın başını doluyorum ortaya bir tane trabzanımı örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum Değimin içerisine tıpkı alt sıradaki gibi iki tane trabzanım, bir, iki, iki zincirim, yine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir sonraki çift olarak ördüğüm yere bir tane V'mi yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Ve bu sıramızı da tıpkı alt sıradaki gibi tekin üzerine çift çiftin üzerine tek olarak örüp tamamlayalım 1 2 3 sıra ördük tekrar sıramızın başına geldik bu sıramızda bir değişiklik yapmak istiyoruz hemen bakınız buradaki e, V'mizin içerisine normalde bu sıramızı örmemiz gerekiyordu fakat burada bir değişiklik yaparak Farklı bir yöntem yapacağız. Bakınız ilmeğimizi şu şekilde içeriye girip kaydırıyorum ve uzatıyorum. 1 2 tane fıstık örüyorum. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2. Çekiyorum tek seferde. Hemen burayı da alıyorum. Aradan kapatıyorum. Bakınız buraya iki trabzan, iki zincir, iki trabzan örecektik. Onun yerine iki defa uzattığımız fıstığımızı, iki zincirimizi ve diğer fıstığımızı ördüm. Şimdi buradaki dörtlü kısmın içerisine tekrar beğemi yapıyorum. Burada değişiklik yok. İki zincirimi çekiyorum. Tekrar diğer trabzanımı örerek v'mi kuruyorum. Ve devam ediyorum. Buradaki V'nin içerisine tığımı batıyorum. Başını dolamıştım. Bir uzatıyorum. İki uzatıyorum tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum bir iki tane zincirimi çekip aynı yere ikinci bir fıstık yapıyorum iki defa da alıyorum çekiyorum ve aradan kapatıyorum tekrar tığımın başında doluyorum. dörtte olan yerin içerisine bir trabzan bir iki zincir tekrar bir tane trabzanım örüyorum ve bu şekilde sıramızın başına kadar devam edelim. Evet fıstıklı sıramızı da tamamladıktan sonra yeni sıramıza geçiyoruz. Arkasını çeviriyorum. Tığımı takıyorum. Bakınız 2 zincirimi çektim. Ve bir tane trabzanımı daha örerek V'imi yapıyorum. Fıstığımın tam tepesindeki kapanma yerine geliyorum. Ve şu şekilde kapatıyorum iki tane zincir çekmiş olduğum yeri içerisine kaydırma yöntemiyle geliyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum ve içeriye tekrar batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum yandaki V'nin içerisine aşağıda iki tane trabzan 2 zincir iki trabzan örmüştük bu sıramızdan itibaren 3 tane trabzan örüyorum 1 2 3 3 trabzan, 2 zincir, 3 tane trabzan, 1, 2 ve 3. Hemen bakınız fıstığımın içerisine bir tane V yapıyorum, bir trabzan, 2 zincir, tekrar bir tane trabzanım örüyorum fıstığın içerisine. V'nin içerisine 3 trabzan, 1, 2 3 2 tane zincir tekrar 3 tane trabzanım örüyorum 1 2 ve 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan ve 1 V olarak bu sıramızı tamamlayalım 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan ördük ve bir tane V'lerimizi yerleştirdik şimdi birkaç sıra 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak örmeye devam edelim Şimdi en son yerdeyiz. Bakınız trabzanımın şu şekilde zincirimi batıyorum. Geçişimi yapıyorum. Ve yuvanın içerisine giriyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra ardı ardına trabzanlarımı örüyorum. 3 tane trabzan, 1, 2 zincir. Tekrar 3 trabzan, 1, 2, 3 yerlerini yine değiştiriyoruz trabzanlarımızla V'lerimizi. Hemen ortaya giriyorum. Tığımın başında oluyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başında oluyorum. V'nin içerisine 1 2 3 2 tane zincir tekrar 1 2 3 bu 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak ördüğümüz 2 sıra bu sıramızı tamamlayalım yani ikinci sıra ve bundan sonra bir sıra daha aynı şekilde 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yerlerini değiştire değiştire örelim tıpkı bakın buradaki gibi V'lerin içine trabzan trabzan içerisine V'mizi yapalım Elbisemi örerek büyütmeye devam ettim. Bakınız şöyle görmüş olduğunuz gibi trabzanlardaki sayılarım da artışa gittim. Hemen bakalım. Fıstığımızı yaptıktan sonra 2 sıra mavi işaretimi koyduğum sıra 3 trabzan ve ardındaki sıra 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 2 sıramızı dolaşarak tamamladım. Daha sonraki sıraya geçtiğim zaman bakınız. 1, 2, 3, 4. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan. Bir sonraki sırada ve bir sonraki sırada 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzanımızı ördüm. Ve bu şekilde eteğimize doğru artışlarımızı yaparak e, genişlettim. Bakınız çok güzel, çok geniş, güzel bir etek oldu. En alt sırada ise mor ipimle 5 e, trabzan, 2 zincir, 5 trabzanı ördüm ve buradaki bir tane trabzan, 2 zincir, 1 trabzanım ise 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzana çıkardım. Şöyle arkasında belli bir yeri örmeden bıraktım sizlerle birlikte örmek için. Şöyle bakalım. Bakınız burada bir trabzan, 2 zincir, 1 trabzanlık ördüğümüz yeri en son sıra olduğu için 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak örüyorum. Ve şimdi kutumuzun içerisine Gelelim bakınız. Buradaki B'nin içerisine 5 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 beş trabzan. 5. E, zincirimin üzerine battığı için yeniden örmek istiyorum. 5 trabzan. 1 ve 2 zincir. Tekrar 5 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3, 4, 5. 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzanımı ördüm. Hemen e, alttaki trabzanlarımın olduğu yere geçtim. Buraya da 1 2 trabzan. En son sıra olduğu için normalde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan çalışıyorduk. Şimdi en son olduğu için iki tane trabzan, 2 zincir, iki tane trabzanımı yan yana örüyorum ve bu şekilde en son sıramı tamamlıyorum. İlk başlangıç noktamdaki zincir çekerek oluşturduğum trabzanın üzerine geliyorum. Geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çekerek eteğimi bitirmiş oluyorum. Tabii bu eteğimizi biz minik prenseslerimiz için ördüğümüz için boyu biraz kısa. Tabi yaşa göre boy ölçüsü de büyüklük gösterecektir. Artışlara devam ederek tabii ki dilediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Evet bu şekilde ipimizi de temizledikten sonra şöyle bakalım bakınız. Elbisemizin kolunun bir tanesini ben çalıştım. Diğerini sizlerle birlikte çalışalım. Eteğimizi de şöyle görelim. Bakınız çok hoş bir elbise oldu. Geniş gayet güzel. Şöyle. Kolumuza bakalım. Kolumuzu gördüğünüz gibi fıstıklı dolgulardan örerek yaptık. Şimdi diğer kolumuzu da sizlerle birlikte başlayalım. Tam kol altının olduğu kısma fıstıklı dolguyu çalışmadık. Kolumuzun altına rahatsız etmesin diye sadece ilmeğimizi kaydırıp yani sık iğnelerimizi yaparak kol altımızı tamamladık. Şimdi bu görmüş olduğumuz fıstıklarımızı bakın şöyle çok güzel oldu bu fıstıklarımız. Fıstıklarımızı çalışarak e, başlayalım. Kolumuzun kenarının fıstıklı çalışmalarını yapmak için şu görmüş olduğumuz kafesleri kullanacağız. Şimdi başlamadan önce işlemimizi tarif etmek istiyorum. Şöyle alttan gelen kısmı sık iğne yapacağımız alt kısım bakınız burası sık iğne yapacağımız kısımdan yukarı doğru çıkıyoruz. Burada bir tane trabzanlardan oluşan sıramız var. Burayı da geçiyoruz sık iğne ile tam bir tane kafesin olduğu trabzanı görüyorum bakınız burada hemen buradan başlıyorum fıstığımı buraya çalışıyorum ve fıstığımın ucunu getiriyorum alta batıyorum ve birinci fıstığımı bu şekilde oluşturuyorum ikinci fıstığımı yine dik olarak devam eden trabzanımın üzerine örüyorum ve batışını kapanışını alttaki bu görmüş olduğunuz yere batıyorum üçüncü fıstığımı tekrar dik halindeki dik devam eden trabzanıma batıyorum oluşturuyorum ve batma işlemini kapama işlemini buradaki zincirime yapıyorum. Evet bir tane düğüm attım tığıma ve başlıyorum bakınız. Yandan gelen ilk trabzanıma şu şekilde bakın. Şöyle alttan giriyorum. Bir tane sabitliyorum ve ipimi uzatıyorum. 1 2 Çekiyorum. Şuradan kapatıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Ve hemen aynı grubun içerisinde biraz önce de göstermiş olduğum yere gelerek batıyorum ve bir tane fıstığımı yapmış oldum tekrar tığımın başını doluyorum hemen araya giriyorum bakınız bu trabzanıma bir ve iki çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum hemen aşağıdaki zincirimin üzerine aynı kutunun içerisinde batıyorum Tekrar tığımın başını doluyorum. Trabzanımı şu şekilde bakınız. Alttan giriyorum ve uzatıyorum. 1 2 çekiyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekip aynı kutunun içerisindeki zincirime batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Alttan giriyorum. 1 2 çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ve aynı yerdeki aynı kutunun içerisindeki zincirime batıyorum. Ve bu şekilde diğer kolumuzun yani şuradaki bitmek kadar aynı işlemimizi tekrar ederek tamamlayalım. Kol altıma kadar örerek geldim. Şimdi şu şekilde birer tane sık iğnemizi yaparak ilerleyelim. kol altı olduğu için buraya fıstık yapıp kabartmıyoruz bebeğimizin canı yanmasın hem de kaba görünmesin İncecik sık iğnelerimizle ilerleyelim bakın hepsini bir ilmeğimizi bakın dört tane trabzanımızın çıktığı yere bir tane sık iğne araya bir tane sık iğne yani ilmeklerimizi yığmadan ve başlangıç noktamızın olduğu yere gelerek batalım. Bir tane de fıstığımın kenarına girelim. Arada boşluk olmadan şu şekilde geçişimi yapıp bir tane zincirimi çekiyorum ve kesiyorum. İpimizi içeriye alacağız. Bakınız, şu şekilde kol altımızı sık iğne ile ördük. Üstte ise fıstıklarımız çok güzel bir şekilde. Bu içerideki fıstıklarımıza da çok uygun oldu. Şimdi çalışmamıza devam edelim. Evet elbisemizi artık tamamlama aşamasına iyice yaklaştık. Bakınız kollarımıza ve etek ucuna yaptığım morda belindeki bu görmüş olduğumuz kutucukların içerisinden geçiriyorum. Sağ gövde ile sol gövde arasında şu kısım boşluk. Dilerseniz bu kısmı şu şekilde iğne ile dikebilirsiniz. Dilerseniz tığımızın yardımıyla bir ilmek sağ taraftan bir ilmek sol taraftan alarak kapatabiliriz. Çok sıkı kapatmamıza da zaten gerek yok. Şöyle alıyorum bakınız ilmeğimi Diğer yukarı kısma geçiyorum. Şu şekilde bakınız. Bir tane kapadıktan sonra yukarı kısımdan alıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Şu kısımda. Şu şekilde. Elbisemin arkasından bu görmüş olduğumuz hem trabzanların bölümü hem de fıstıklarımın olduğu bölümü birleştirdikten sonra şu kısımdan itibaren yukarıya doğru ilik ve düğme yerimizi çalışmaya başlıyorum. Burası elbisemin sol tarafı. Buraya düğme yerimi çalışıyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın olduğu yere gelerek bir tane trabzan ve aynı yere ikinci trabzanım örüyorum. Bir sonraki trabzanımın içerisine geçiyorum. Bir ve iki tane trabzanım örüyorum. Bir sonraki trabzanıma tekrar 2 tane trabzan örüyorum. Burada trabzanınızın genişliğine, ipinizin ince ve kalınlığına göre isterseniz 1 3. trabzanımızı da çalışabilirsiniz. 2 yeterli olmazsa her trabzanımıza ikişer tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 1 ve 2. Aşağıdan yukarıya birleştirme işlemimi tamamladıktan sonra en son trabzanımın olduğu yere kadar geldim ve buradaki trabzanımın birinci sırasının en dip noktasına üçüncü trabzanımı da batıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra örgümün arka yönünü çeviriyorum ve hemen dibine değil bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum sık iğne olarak başlangıç noktama kadar ilerliyorum ve düğme yerimi bu şekilde tamamlamış oluyorum İki sırada bitiriyoruz. Bir sıra trabzan, ikinci sıramız ise sık iğne olarak tamamlayalım. Alt sırada ipimi koparıyorum. Tekrar tığıma ipimi bağlıyorum. Üst sıradan başlıyorum. En üst zincirimin olduğu yere geliyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve trabzanımın içerisine bir tane trabzan örüyorum ve iliğimi hemen çalışmak istiyorum bir ve iki tane zincir çekiyorum burayı atlayarak diğer trabzanıma bir tane trabzan örüyorum burada bir düğmelik ilik çalışmamızı yaptım diğer trabzanı buraya sadece bir tane trabzan örüyorum diğer trabzanımı bir iki Şöyle bakalım bakınız 3 tane zinciri çektikten sonra hemen dibine bir tane trabzanımı ördüm. Zincirimi çektim. Bu kutucuklarımızın olduğu sıraya bir tane trabzan ördüm. Yanındakine iki tane trabzanımı ördüm ve diğer trabzanlarıma ikişer ikişer trabzan örerek alt noktaya kadar devam ediyorum. 1 2 1 2 1 2 Bakın en son noktaya kadar geldim ve şu dikiş arasının olduğu yere geliyorum. Bir tane de batıyorum. Bir tane zincirimi çekerek başlıyorum örmeye. Hemen yanındakine dibine değil bir sonraki trabzanımın üzerine sık iğnemi batarak yukarıya doğru çıkıyorum. Her bir trabzanımın üzerine bir tane sık iğnemi örüyorum. en son ileğim için zincirimin olduğu yerdeyim. Bir ve iki tane ileğim için çekmiş olduğum zincirin içerisine sık iğnemi çalıştım. Ve bir iki tane sık iğnemi de en son yere batarak tamamladım. Ve bir tane zincir çekip sağlamlaştırdıktan sonra ilik çalışmamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir tane düğmemi diktim. E, pembe rengimde ve bu üstteki ilik ve düğme yerimiz şöyle da bakınız. Birkaç tane dikişimi atarak burayı sabitliyorum. Çok fazla yapmamıza gerek yok. Yeterli. Evet, şimdi düğümümü atıp ipimi koparacağım. Evet arkadaki düğmemi tamamladıktan sonra bakınız ilik yerimizi de diktik ve görmüş olduğunuz gibi kurdalemi tamamen geçirdim. Ve ortasına bir tane çiçek örerek elbisemi tamamladım. Ve elbisem kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmamızda görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.